bir çocuk. Yani bu çocuk da 9, 10, 11 yaşlarında bir çocuk. Yani bu evladımız gibi böyle bir küçük bir çocuk. Şimdi çadırın dışında, o soğuk böyle, dışarıda orada duruyor, çadıra girmiyor. Tabii bizim arkadaşlarımız, Türk Diyanet Vakfı gönüllüleri soruyorlar, sen niye çadıra girmiyorsun? Ya bak burası ne kadar soğuk. Yani çadır da soğuk ama en azından bir gir diyorlar, yani çadıra gir, annenin yanına gir vesaire falan. Beni annem gönderdi diyor. Niye gönderdi? Çünkü içerisi de soğuk, kömür yok, yakacak bir şey yok. Dolayısıyla sen burada uyursun, donarak ölürsün diyor. Git dışarı, hiç olmasa hareket et. Hareket etti ki yani uyku gelmesin, bir donarak ölmeyesin diye. Şimdi bu tabii yüreklerimizi dağladı bizim, paramparça etti. Ve bu haber tüm Diyanet bunları yayınladı, sosyal medyada yayınlandı ve büyük bir seferberlik başladı. O çocuğun şahsında yani o bir kıvılcım oldu ve ondan sonra elhamdülillah o çocuk da giydirildi. Efendim soba yardımları yapıldı, kömür yardımları yapıldı. Mesela Türkiye Diyanet'in vaizleri grubu var. Bu vaizlerimiz toplu halde bir kampanya yaptılar. Yani böyle torbası 30 liraydı kömür. Sonra tabii bu son dönemde doların fırlamasıyla 45 liraya çıktı. Ama kampanya devam etti. Hala devam ediyor. Ne oldu? Aşağı yukarı Türkiye'deki vaizlerimiz 550 bin liralık kömür gönderdi. Hatta bir iş adamı dedi ki madem böyle bir kampanya var, bir tırı da ben gönderiyorum. 48 bin liralık tırı kendisi gönderdi. Şimdi bunlar, bu yapılan hizmetlerden birkaçı. Hala bot olsun, efendim mont olsun kampanyaları devam ediyor. İşte yazmış böyle Türkiye Diyanet Vakfımız, değişik ilçe müftülüklerimiz, il müftülüklerimiz. Diyor ki bir tane mont, bir tane bot, 250 lira efendim kampanya devam ediyor diye. Bunlar hayırlı bereketli hizmetler. Çünkü nedir? Onlar bizim kardeşimiz. Yani Müslüman olmasa bile böyle sıkıntı çeken insanlara yardım etmek bizim için ahiret azığıdır.